Welcome to all of you from the Fiddler in the Kitchen. I am Yeşim. In this channel, I will be sharing my cooking, high-end home and garden decor, tablescaping, my violin playing and days in the life vlogs. I love my cozy home that smells beautiful food and pastries all the time. Sharing these with you is my favorite hobby. Herkese merhaba. Bugün sizlere bahçemden bir video yapmak istedim. Uzun zaman olmuştu bu bitkileri, daha küçücüktüler, ektim, güller, diğer bitkiler falan. O arada tabii birçok eklemelerim oldu, gelişti, büyüdü bahçem. Sizlere şöyle bir bahçe turu yaptırmak istiyorum bugün. Şu an ön bahçemdeyim. Buradan başlayıp arka tarafa doğru sizleri de birlikte benimle beraber dolaştıracağım. Umarım beğenirsiniz. Bu arada videolarımı beğeniyle izliyorsanız lütfen bunu göstermeyi, like'a tıklamayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada bahçemden derlediğim birçok görüntüleri de bu videoyla beraber yayınlayacağım size. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım, şimdi dolaşmaya başlayalım. Evet, o minicik ağaçlarım vardı. Italian Pencil Pine. Onlar çok büyük oldular şu an, yaklaşık yani 3 metreyi geçti. Aynı zamanda burada da 6 tanesi var. Sonra bir tane burada. Bu çimleri yeşertmeyi başardım. Bir süredir özenle suluyorum. Ondan sonra gübreledim falan. Ondan sonra burada bir tane var, Italian Pencil Pine. Herhalde selvi deniliyor Türkçesine, tam emin olamadım ama öyle olsa gerek. Ama bu ince olan, ince türü. Bu tropik bir ağaç. Adını şimdi hatırlayacağım. Gelir birazdan. Aslında bahçeyi tamamen tertemiz yapıp kesip bitkileri falan o zaman video yapmayı düşündüm ama yani hiç o zaman gelmiyor. Sürekli bir şeyler yapılıyor bahçede. Sürekli. Yeni eklediğim bitkilerden aslında birçok palm tree ekledim. Latte gel buraya. Bu çok hoş. Herhalde bir 5-6 metre olacak büyüdüğü zaman. Christmas Palm deniliyor. Böyle kırmızı küçük küçük böyle çeri gibi, vişne gibi çiçekleri oluyor. Yani çiçek değil de aslında işte palm tohumları oluyor. Onun için Christmas Palm denilmiş. Christmas dekorasyonu gibi görünüyor diye. Ondan sonra moka ve latte tıraş oldular. Gördüğünüz gibi yakışıklı bir latemiz var burada. Ablası tıraş etti onu. Moka, Moka neredesin? Gel. Bu da Moka. Tıraşlı halimiz böyle güzel olduk. Zaten güzeldik. Burada 6 tane, şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum, küçük yuvarlak olan açık yeşil bitkiler var. Golden Diosma onların adı. Gel. Neredesin? Hani? Güller. Miniciklerdi tabii. Kocaman oldular. Ondan sonra burada güzel bir tane sarı gülümüz var. Burada Bottle Palm var. Burada frangipani. Bunu yeni ektiğim için birazcık kurudu ama sonradan yeşereceğine inanıyorum. Bu da diğer Christmas Palm. 3 tane almıştım. Bir tanesi bu. Birisi diğer gösterdiğim. Ondan sonra burada helikonya var. Çoğalıyor onlar kendiliğinden. Bu Spindle Palm. Bu da Bottle Palm gibi ama gövdesi birazcık daha ince oluyor Bottle Palm'a oranla. Spindle Palm'ı şöyle göstereyim. Latte, gel. Come here. No. Don't play with bees. Burada Canty Palm var, şu küçük olan. Latte, bekle. Ondan sonra bu küçük bir şeftali ağacı. Daha henüz büyümedi. Burada 2 tane flame thrower palms var. Birisi de şu. Bu da çok bebek şu an. Büyüdüğü zaman bu alanı bayağı bir kaplayacak. Bu da işte 7-8 metre falan olur. Yeni çıkan dalları kırmızı çıkıyor. Onun için flame thrower diyorlar. Daha sonra şöyle yan taraftan bahçeyi göstereyim. Bu biraz önce bahsettiğim Christmas Palm'ın bir tanesi. Böyle şeyler hoşuma gidiyor. Bu da Endonezya'dan genelde su koydukları bir kapmış bunlar. Bunlar Tropical Canna Plants. Kendiliğinden çoğalıyorlar. Burada da var. Cordyline. Birçok Cordyline var. 7 tane renkli yapraklı. En yeni eklemem bahçeye bu stepping stones oldu. Yani her gün burada suladığım için çiminin üzerinde durmayı sevmiyorum. Çöküyor biraz çimen o zaman. Hem böyle Bali'de çok görmüştüm. Böyle stepping stone'lar çok kullanılıyor bahçe dizaynlarında. Hem görsel hem işte pratik olarak faydası var yani üzerinde yürüdüğüm için. Çimen daha ezilmeden kalıyor böylece. Palmlardan bahsederken unuttum. Burada bir tane foxtail palm var. Bunlar Cordyline. 3 tane. Yani aslında bu Black Knight olan cinsi. Bu Fructosa. Bu da Cordyline. Burada biraz önce bahsettiğim Italian Pencil Pine'dan 3 tane var. Bu aslında içeri bitkisi. Ama burada büyütmeyi başardım ve çok çok güçlü oldu. Monstera. Bu da diğer bahsettiğim 3. Christmas Palm. Ben bir bitkiyi alınca cluster şeklinde dikmeyi seviyorum. Böyle tekrar ederek, belli aralıklarla tekrar ederek. Böylece o güzelliği, etkisi 2'ye 3'e katlanıyor kaç kere tekrar ediyorsanız. Bu Sago Palm ya da Sycad diye biliniyor. Bottle Palm yeni bir tane frond çıkarıyor. Bu da içeri bitkisi olarak satılanlardan Kentia Palm. Bunu da buraya ektim. Burada bir tane daha frangipani var. Bunun çiçekleri sarı. Şöyle. Bu saksının içindeki bu ağacı da galiba yakında benim kesmem gerekecek. Çünkü çatıyı aştı. Şöyle eğildi. Güneş almak için eğilmiş. Ve ağırlaşıyor tabii. O yüzden belki şöyle kesersem yeni dallar çıkarır. Bunlar benim Buda statülerim. Garden art çok hoşuma giden bir şey. İnsan böyle bitkilerin arasında gezdirirken gözünün dinlendiği bölgeler olarak adlandırıyorum ben garden art'ı. Küçük dinlenme noktaları. Evet. Şimdi sizi yan bahçeye ve arka bahçeye götürüyorum. If you think my love of plants finish in the garden, you're wrong. Because I've got plants everywhere. Latte, come here. Come on. Come inside. Latte. Gelin bakalım şimdi. Sizin bahçenize gidiyoruz. Burası Moka ile Late'nin bahçesi. Buraya kendi kapılarından, küçük kapılarından çıkıp tuvalet işlemlerini yapmaları için, hava almaları için ve aynı zamanda çamaşır astığımız yer burası. Ve arka bahçe görünüyor. Balihat. Bunlar hep küçükler tabii, büyüyecekler. Burayı kaplamalarını, uzamalarını istiyorum. Bu Solitaire Palm. Bu Sunset Frangipani. Böyle orange renk çiçekleri olacak. Daha çiçek açmadı. Bu Bangalow Palm. Bu da yine pembe çiçek açan, galiba Fruit salad frangipani. Burası benim küçük sebze ektiğim alan. Her gün aldığım için ufak tefek acı biberdir falan. Dolmalık biber aldım dün. Çok fazla bir şey yok şu an. Şurada bir tane patlıcan görmüştüm. Yeşil hala. Şöyle. Evet, şimdi de al fresco alanındayım. Buraları detaylarıyla çektiğim videolarıyla göstereceğim. Şimdilik şöyle benimle beraber yürürken görebilirsiniz. Today I cleaned this side of the pool fence. It's all glass, as you can see. You can see the place I just stopped cleaning because I got so tired. So this is 2 weeks after my operation. I shouldn't have probably done this today, but it was bothering me a lot, so I did it slowly. The reason I'm filming this is I did not use any chemicals to remove those water stains, calcium marks. All I did was emptying white vinegar into a bucket because I wasn't going to do all of it. I just emptied about 500 mils. I didn't mix it with anything other than bicarb, 1 tablespoon bicarb soda, and salt, 1 tablespoon salt. And for the stubborn stains, I dipped my cloth into that water and then sprinkled salt over my cloth. And I just cleaned it again. So salt really helps breaking all the deposits of the calcium. So hopefully I can clean the rest of it another day. You can see the part that's been cleaned. I mean, it's a lot of work because I have to do inside and outside. It's all the way through to the back. So I'll show you the outside part. So you can see the 2 panels that I didn't clean today. Because I have plants and I water them, obviously, unfortunately it gets dirtier sooner. But in the end, when I put the lights of the pool at night or just during the day, just sit inside of the al fresco, it's all worth it. Hem yürüyüp hem göstereyim. Birazdan da bütün gece ışıkları dahil, gece çekimleri dahil hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu Spindle Palm. Şöyle Spindle Palm. Ondan sonra bu redneck, farklı bir cins. Bu Bottle Palm yine. Bunlar da evimin içindeki bitkiler. Evet, şimdi de sizleri bahçenin değişik zamanlarında çektiğim görüntülerle baş başa bırakıyorum. Şöyle bir gidip çay ya da kahve yapın kendinize, bir güzel, keyifle seyredersiniz umarım. I love you. Yes, I do. I love you. Bu arada videolarımı beğeniyle izliyorsanız lütfen bunu göstermeyi, like'a tıklamayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.